şanssız bir insan mısın abi? Ben şanssız bir insan değilim. Şansın ne olduğunu bilmiyorum. Şans mı amına koyayım? YouTube kapalıydı ben YouTube kanalı açtığım zaman. Böyle şans mı olur? Günde 3000 abone geliyordu, YouTube'u tekrar kapattılar. Şansa bak. Ben YouTube'a nasıl girilir diye video attım. Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün sizinle yine çok ilginç bir konuyla karşınızdayım. Video nasıl çekilir? Facebook'a atmıştım, YouTube'a da attım. Çektiğim video amına koyayım dedim, attım. Ama hep taşağı geçildi. Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Ayran mı? Dök ayran dök amına koyayım. Ne yapalım, ben free moda geçeceğim. Allah sizi kahretsin. Bok çıktı, sidik çıktı, dildo çıktı. Büyük Viagra çıktı. Bak sokakta karşıma çıktığı zaman insanlar, tanıyanlar yani. 5 kişi çıktı ya mesela. 3 tanesi diyor ki, boku yollayanı buldun mu? Ben kaç kaşık attım? 3 oldu. Emin misin? Hayır. Bir kişi, o boku ben yolladım diyor. Çok komik amına koyayım. İlk senin aklına geldi bu şaka. Ondan sonra diğer bir kişi de diyor ki, boku yedin mi falan, böyle saçma sapan bir şakalar uyduruyorlar kendi kendilerine. Bu boktan ben çok sıkıldım. Ulan bok göndermiş adam! Adam bok göndermiş! Hayatımı bok ettiler. Sürekli bok. Hayır, komik de değil. Ben mi yapmışım o şakayı? Tamam, 2015'te komikti. Hala yapıyorlar ama artık komik değil. Kaç bardak su koydum buna lan? Nasıl başladım videoya? Sene 2010'da bana internet geldi. Eve. Metin 2 oynamaya başladım. 3-5 ay sonra da işte Google'ı falan öğrendim. Google'ın ne olduğunu bilmiyordum da. 2010'da kaç yaşındayım ben? 13. Yok, mümkün değil. Daha erken başlamış olmam lazım o zaman. 2010'da gelmemiş olması lazım o zaman internet. 5. sınıfta geldi. 5. sınıfta kaç yaşında oluyorsun? Ya Metin 2 olduğuna göre 2007'den sonra olmuş olması lazım. Arayıp soralım ya. Böyle olmayacaktır. Bu önemli konu çünkü bu. Anne ne yapıyorsun? Beni sen okula kaç yaşımda verdin? 5 yaşımda mı verdin? Anaokulu mu, 1. sınıf mı? Tamam. Tamam, bir şey hesaplıyoruz da. Tamam. Biz video çekiyoruz, şimdi kapatacağım. Tamam. 5. sınıfta 10 yaşındayım işte. Böyle bir 5-6 ay falan ben Metin 2 oynadım internet gelir gelmez. Ondan sonra YouTube'da falan videolar izlemeye başladım. Sonra Wolf Team oynuyordum sürekli. Baktım YouTube'da millet video çekiyor. Dedim bu yani nasıl çekiyorlar dedim bunu yani. Baktım para kazanılıyormuş YouTube'da. Onu öğrendim. 4. sınıftayken ben kararımı verdim. Baktım 4. sınıfta. Teyzem 12 saat çalışıyor. Eve geliyor. Biz hala borcumuz var her yere. 12 saat çalışmasına rağmen borcu varsa demek ki bu işte bir sıkıntı var. Bir şeyler yanlış. Tabii o zaman ekonomi iyi. Ben ne bileyim, aynı anda ev, araba, beyaz eşya hepsini taksidin ödendiğini. Onları bilmediğim için bu dedim böyle olmaz. Dedim bari bakayım YouTube'da nasıl oluyor. 11 yaşında başladım diye hatırlıyorum YouTube'da video çekmeye. 20 izlendi ilk video. Lise 3'te ben kendi aldığım motorla geldim okula. O zaman Allah Allah dediler. 2013'te böyle ayda 20 dolar 30 dolar gelmeye başladı. Ama maksimumda 500 dolar geldi yani. 2013'ten 2015'e kadar hiçbir şey çok düşük. Çok koydum o suyu işte yani. Kömür gibi olmuş ya. Para olunca hayatta enerji oluyor hocam yani. Parayla enerji birbirine çok eşit ilerleyen şeyler. Para azalınca enerji de azalıyor. Bir ihtimal belki motivasyonun yükselir, o farklı. Para olmayınca enerji niye yükselsin oğlum? Otobüse binen insanın enerjisi mi olur lan? En son sen ne zaman otobüse bindin? Nasıl geçti o günün? İğrenç bir gündün değil mi? Otobüs bir de bak yani, metrobüsü de var. Metrobüs Şişli Mecidiyeköy'de saat 7.30'da metrobüse binmeye çalışan bir insan. Sabah, akşam fark etmez. Nasıl enerji sahibi olabilir bir de? Orkun'la en son şakasına 2016'da bindik biz metrobüse. Şakasına o da. Abi şu an öyle bir şey ki kendi istediğini çekersen izlenmiyor. 4 yıldır, 5 yıldır falan kendi istediğin bir şeyi çekersen izlenmiyor. İzlenecek bir şeyleri bulman lazım. O da mesela bu video mesela. Neymiş bu oyun? Gece oyun merkezinde kaldık. Biz deli miyiz yani? Manyak mıyız? Niye yapıyoruz orada? Yapılacak şey mi bu? Ama izleniyor. Şuraya gelelim. Ben niye 200 dilim pizza yedim videosu çekiyorum abi? Mahkumların son yemeği. Hadi sikeyim ya. Mahkumların son yemeğinden bize ne aslında? Ama izleniyor. Bak şu videoyu çok severek çektim. Çok istedim. 275 bin izlendi. Videoya 3500 lira harcadık. Videodan 2000 lira hala gelmedi yani. İstediğin şeyi çekince bu oluyor. Burada gerçekten kurt kovaladı beni. Ölüyordum az daha. 400 bin izlendi. 2.3 milyon izlenene bak. 50 kilo çiğ köfte yedim. Gel de uzaklaşma bu işten şimdi. 6-7 kişiye borcum var, şahıs. 3-4 farklı bankayla çok sıkıntım var. Ondan sonra bir tane araba kredisi var. Onu da yani alırken iyiydi. Aldım, 2 ay sonra ortalık birbirine girdi. Enflasyon 10 kat arttı falan, geberdik. Ondan sonra son 4 aydır çok kötü battığım için artık hiç düşünmüyorum. Sadece istediğim şeyleri çekiyorum böyle.
Mustafa Sarıgül'le 10 kilo tavuk şiş yemek müthiş bir şey yani. Bundan sonra böyle bak. Ümit Özdağ'la kebap yedik abi, daha ne istiyor? Öyle bir batma ki. Harbi çok rahatlattı ya. Kimsiniz lan? Ne var lan? Ne rahatsız ediyorsunuz lan beni? Son videolarımız da bu şekilde artık. Kaygı sıfır. Şöyle ki bizim mesela YouTube'da oyun kanalı da var. Koronadan beri oyun kanalıyla uğraşıyoruz. Çok fena pik oldu o da ama YouTube'da işte dediğim gibi oyun bitti. Oyun videoları YouTube'da izlenmiyor. Şöyle oluyor. Twitch'te oyun videosu, oyun yayını yapıyorsun, YouTube'a atıyorsun, öyle izleniyor. Garip. Ondan sonra olay şu noktaya geldi. Burada ışıklar açılıyor. Elektrik de zamlandı ya. Ben bir de bunu açmadan yapamam. Ben hep şişkoluktan, hep sıcak basar, ter basar beni. Bu çalışıyor, bunlar çalışıyor. Bilgisayar zaten çok yakıyor. Videoyu çekiyorum. Videoyu çekiyorum 40 dakika. İnternetim yavaş. 2 saatte upload oluyor. Yiğit benim çalışana gidiyor. O indiriyor yarım saatte. O montajlıyor 1,5 saatte. Ondan sonra o upload ediyor 2 saatte. Bizim burada harcadığımız elektrik sadece masrafı. İzlenmeden parası gelmemeye başladı oyun videosu. 10 dolarlık elektrik yakıyoruz mesela. 10 lira kazanıyor, 15 lira kazanıyoruz direkt. Bazı videolar var 3 dolar kazandırmış bir haftada. Bütün gerizekalılar, buradan o gerizekalılara da sesleniyorum. Diyorlar ki YouTuberlar dolar kazanıyor. İzlediği reklam Türkçe. Kullandığı site Türkçe. Dolar 10'dan 18'e çıktı ya. Ben günde böyle 30-40 dolar kazanırken birden düştü 15-10 dolara. Bir yerde biri dedi ki YouTuberlar dolar kazanıyor. Sonra diğer hepsi bunu aldı, kopyaladı, haber yaptılar falan. Böyle gerizekalılarla uğraşıyoruz. Ben çok sinirleniyorum ya. Hala yayına geliyorlar. Sen dolarla kazanmıyor muydun, ne oldu? Ay. Özetle. Oyun kanalı artık mantıklı olmamaya başlayınca ben de dedim yayın açayım. Zaten dedim bütün gün oyun oynuyorum yani. İşte 20 gündür falan Twitch yapıyorum. İlk bir 100 kişiyle başladık. Sonra 150-200 oldu. 300-500 derken şu an bir 920 oldu kendi kendime. Artıyor, yavaş yavaş artıyor. Twitch'te onlar yok, Twitch'te rahatız. Twitch güzelmiş. Vallahi daha mutluyum yani. En azından sohbet oluyor videoyu çekerken. Chat'te birileriyle konuşuyoruz, en azından o güzel oluyor yani. Emekler çok arttı, prodüksiyonlar çok arttı. Ben yapamıyorum. Benim ar damarım çatlıyor. Ben çocukluğumdan beri benden beklenileni hiçbir zaman vermedim hayatta. Hep bir şeyler beklendi benden, ben onu vermedim. Benim derslerin iyi olsun, olmadı. Ben istemediğim bir şeyi yapamıyorum asla. İstediğim bir şeyi böyle gereksiz çok uğraşıyorum. Ama mesela istemediğim bir şeyi asla emek sarf edemiyorum, yapamıyorum. Emek olayı yok bende. Nefret ederim emek vermekten. Bu batma sürecinde dedim Antalya'ya taşınayım. Antalya'ya gittim. Bok gibi evler olmuş 20 bin lira. Her yer Ukraynalı, Ruslu olmuş. Ev de bulamadım orada, o yüzden buraya geri geldim. Yani battım ve memlekete dönemedim abi. Böyle bir şey olur mu? Amcam benim be. Kocasın araba. Benim belgeselde seni yetkili kişi olarak görüldüm. Niye? Her ne kadar her gün görüşmesek de bir cümlem vardı senin. Bana sürekli deniyor diyordun. Daha sonra ben senin çocukluğunun bana benzediğini söylemiştim bana. Onu ortaya çıkarmıştım. Böyle bir şey demiştin, evet. Yıllar önce demiştim. Ondan sonra sen de demiştin ki ben de aynı senin gibi deniyordum. O yüzden her şeyi çok iyi yorumluyorum demiştin. O yüzden yetkili olarak sen seçildin. Ben mi seçildim? Aynen. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Ne demek? Kim kurulu kim? Hangi kurulu? Bu. Evet, şimdi Murat abi GF bize bir itirafta bulunacak. Ya abi itiraf denmez buna, farklı bir şey ya. Fakirlik denir. Söyle söyle, çekinme. Batum videosunu anlat bize. İşte Gürcistan'a gittik araba almaya. Şey araba. Almaya, iPhone almaya gittik. Videosunu çektik işte, kaç paraymış falan filan aldık orada. Ama aslında iPhone'u almamış arkadaşlar çünkü parası yokmuş. Diyemedim yani, iPhone'u şu an alamıyoruz diyemedim. Ne olacak gibi. Canım? Yani ha, almışım almamışım, aynı amaca hizmet etti yani. Yok aynı amaç canım yani. İzleyen açısından bir şey değişmiyor. Sadece ben boşu boşuna yurt dışı telefonu almamış bulundum. Paramız yok abi, olsa daha renkli videolar yapalım yani, para yok ki. Murat'la ilgili tespitlerim. Bir şeye böyle karar veriyor ama yapamıyor. Çok üşeniyor. Ama şeyi var yani böyle, ben bunu yapmalıyım diyor ama yapamıyor. Doğru tespit. Doğru, çok doğru. Değil ben mi? Mallık yaparım, yaptığımı bilirim. Bu mallık ama yaparım da yani. Ya bu adamın derdi ne biliyor musun? Bu adamın düzeltmesi gereken çok şey var. Çok şey olduğu için çok üşeniyor. Yani düzeltmesi gereken bir şey olsaydı düzeltirdi onu. Ha, düzelmek istiyor mu? İster bence, içten içe istiyordur. O ayrı konu. Bize eşek gibi yürüttün. Şu cehaletin, az bilgin ve bana bilgi vermeyişinle bize eşek gibi yürüttün. Zaten onun, bak döner var ya, oradan geldik biz.
Abi ben sana cheesecake ısmarlamak istedim. Ama bunu bana söylemedin. Bunu bana söyleseydin ben derdim ki orası çok pahalı, oradan yemeyelim. Şimdi eskiden bu YouTuber'lar birbirleriyle işte birbirlerini izliyorlar, görüyorlar falan böyle maille tanışıyorlardı. Biz de Murat'a maille tanıştık. Ne zaman? 15 değil mi? Şimdi ben ilk önce Murat'a yazdım. Dedim, Murat dedim, selam dedim. Değil mi? Tamam, üniversiteye giriş sınavına girmişti Murat. Onun için tebrik etmeye şey yapmıştım, mail atmıştım Murat'a. Murat'cığım demiş, hani tebrik ederim, üniversite sınavına girmişsin. Ondan sonra umarım iyi geçmiştir falan, çok kötü geçmiş. WhatsApp'ta konuşmaya başladık Murat'la. Hiç böyle yüzle tanışmamıştık. Sonra ben bir gün Orkun'a geldim İstanbul'a. O sırada Murat da gelmiş, tanıştık. İlk gördüğünde beni bu hayvan gibiymiş falan dedi zaten. Beni gördüğünde. Şimdi bak, orta noktayı anlatıyorum ben sana. Burada Orkun var, Orkun'un evi. Ben buyum, bu da Murat. Ben İzmir'den geliyorum. Murat Antalya'dan geliyor. Biz hepimiz Orkun'da kalıyoruz. Sonra Orkun bu evden ayrılıyor. Buraya Murat geçiyor. Sonra Murat geldikten sonra ben de İzmir'deyim. İzmir'de ben battım. Sonra İstanbul'a taşındım ben de. Şimdi Murat aşırı verici bir insandır. Asla kimseden bir şeyini saklamaz ve çok da açık sözdür. Yani kal diyorsa kalırsın ama dünyada görebileceğin en kötü misafirperver insandır aynı zamanda. Murat'ta kalırsın örtü vermez. Murat'ta kalırsın yatacak yerin olmaz. Murat'ta kalırsın aç kalırsın. Öyle bir misafirperverlik ama kal hocam. Hani sıkıntı yok onda. Orijinal içerik o kadar az ki şu anda YouTube'da. Yeni içerik üretimi diyeyim yani. Son bir yılda çok az kanal vardır yani. Orijinal içerik yapıp büyümüş olan. Tamam abi, Enes 2018'de onu yapmış, onu yapayım. Orkun gidiyor orada 0 TL ile kalma yapıyor, onu yapalım. Meryem ünlüleri taklit ediyor, ben de onu yapayım diye. Şu anda bütün yeniler ve özellikle diğer platformlardan gelenler o şekilde yükseliyor. Murat abi orijinal miydi? Orijinaldi. Murat en orijinal insanlardan biri. Bak YouTube'da herkes oyun oynuyordu. Murat oyun oynuyordu. Yanında kendi yorumunu katıyordu. Abi oyun oynamakta bir şey yok. Ben de açarım, oynarım ama ben mesela konuşamıyorum. Murat hem konuşuyor hem orada insanlarla etkileşime geçiyor hem de o karakterlerle bir hikaye yaratıyor. Murat mesela onu yapıyordu. O yüzden orijinaldi Murat. Murat'ın ilk başlarda büyümesinin sebebi buydu yani. Murat abi GF'nin başarısı. Ya Murat acayip doğal bir adam. Kim Murat'ı tanıyan, kime sorarsan sor, Murat'ın dediğinin arkasında bir anlam aramaz. Murat bir şey diyorsa onu kastetmiştir. Yani hiçbir alt anlamı yoktur. Kimseyi kırmamak için kendini frenlemez. Kimseye yaranmak için kendini farklı göstermez. Hiçbir ortamda cool görmek için kendi yapacağına bir ortama girdi diyelim Murat. Ondan sonra biriyle konuşmak istemiyor mu? Ama konuşsa onun için yararı da mı olacak? Konuşmak istemediği için konuşmaz. Veya biriyle geldi. Ya Murat'a şöyle bir şey var abi. Murat CEO gelsin. Burada Tesla, Elon Musk gelsin. Şey yapmaz Murat. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Yapmaz Murat mesela. Yani böyle birazcık Elon ona yürüse Murat direkt göte parmak. Direkt böyle bir ilişki soradım. Yani asla kimse yanında gerilmiyor. Siyaset videoları dışında kimse yanında gerilmiyor ve aşırı derecede doğal davranıyor. Link ikram edeyim sana. Ben kiloları aç kalarak verdim. Böyle gerekirse 40 gün yemek yemeyerek verdim. Şu an aldım. Çok zorlu bir süreç oldu. Ben ayağa her kalktığımda başım dönüyordu benim. Gözüm karabildi. 140'dan 84'e. Gözlerinin ardında hiçbir fikir yok. Cinsi gereği IQ'su çok düşük. Ama kendisinin bireysel olarak IQ'su apayrı bir düşük. Diğer cinslerinden daha da düşük bir IQ'ya sahip. Bu evin artık kokusundan mıdır? Ne bileyim, bir şeyinden midir? Bu eve geldiğinizden beri depresyonu bitmiyor beyefendinin. Her yere sıçıyor. Etraf değil, ayırdığı yok. Herhangi bir yere sıçıyor. Eve geldiğimizden beri bütün döşemeleri kaldırdı işeyerek. İşiyor çünkü biz uyurken sabah bir geliyor, çekmiş parke o CD'yi. Şişiyor, kenarları kabarıyor falan, bunu yapıyor. Pek çok şey denedik. Hiçbir şey kurtarmıyor. Antidepresan bitirdi 3-4 kutu. Hiç kurtarmadı. En son arkadaş olsun diye şu uğursuzu aldık. Bunu aldık. Bu da işte tek gözünü köpekler yemiş. Sahiplendik, üzüldük. Ondan sonra bunu arkadaşlık yapsın diye aldık. Bu böyle 3 aylık falan oldu. Ağzına sıçmaya başladı. Şefsu'nun hayatını sikmeye başladı. Böyle bir şey yok. Şefsu burada uyuyor ya mesela. Geliyor en az 25 dakika aralıksız Şefsu'yu böyle dövüyor. Böyle dövüyor. Böyle dayak yiyip duruyor. Sen tedavi olacaktın. Çare olacaktın amına koyayım. Hayvana zindan ettin hayatı. E-ticaret battı ya. Bak bunu da kabul ediyorum. E-ticaret de battı ya. E-ticaret sıkıntı oldu. Ne yazıyor orada? Ben e-ticarete girdim. Ondan sonra ben girdikten, şimdi toptancıdan mal alıyoruz ya. Toptancıdan aldım belli bir miktarı. Onun üzerine şeyi koydun, Trend Yol komisyonunu koydun ya da başka pazar yeri. Kargoyu koydun, vergiyi koydun, internet sitesinin masraflarını koydun, paketleme masrafını koydun. Oraya git, bize gelirken bazen kargo veya Eminönü'ne gidiyoruz. Ulaşım masrafı, onu koydum. Üstüne bir de 3 lira 5 lira kar koyacaksın değil mi? Zaten çok zor satılıyor. Rekabet çok fazla. Herkes yarışıyor satmaya.
Ben girdim 2 ay sonra toptancılar girdi işe amına. Toptancı bana veriyor 10 liraya. Ben onu böyle güç bela 20'ye falan satabiliyorum. Cebime 2-3 lira belki kalıyor, kalmıyor. Toptancı koyuyor 12. Kendi almış 2 liradan amına koyayım 3 liradan. Ha böyle şey mi olur lan? Şuna bak. Şuna bak. 150 tane bundan var. 150 tane küçük prens kar küresi. Işıklı. Bak bu. Işıklıydı bu normalde. Satayım sana. 10 liraya aldım 20'ye bırakırım. Enflasyonla şu an 58, 59, 60 lira falan. Orkun o evde yaşıyordu. Ondan sonra Ozan şu anki gibi değil. Ev bulmak kolay. Ev sahibinin kiracı bulması zor. Ev sahibiyle konuştuk. İşte hiç çıkmadan, yeni birini aramadan Murat girsin. Kira zammını düşük tutalım diye konuştuk. Anlaştık. Ben girdim. Ben de ve hala o zaman da buna yakındım. Uğraşmam yani. Üşenirim. Doğalgaz açtıracaksın, su açtıracaksın, elektrik açtıracaksın. Bunlara ben üşendiğim için Orkun'a dedim, oğlum dedim bu nasıl olacak şimdi? Sen kapattıracaksın, ben açtım, ne yapacağız? O dedi kalsın dedi. Ben de uğraşma hiç, yapmazsın zaten dedi. Sen ödersin otomatik ödemeden dedi. 3 yıl falan geçti, biz küstük. Şimdi medyaya yansıyan kısmı Orkun Murat'ın doğalgazını kapattı. Murat da onun anasına sövdü, küsüldü. O değil yani. O doğalgaz kapatma bardağı taşıran noktaydı. Ayıp etti işte oğlum bana. Yani bir arkadaşın söylememesi gereken pek çok şeyi arka arkaya zaman zaman söyledi. O zaman onun psikolojisi biraz şeydi, kötüydü. Full benden çıkardı pezevenk acısını. O gün bir Abdü'nün mesela klozette boku kaldı. Bilmiyordu yani. Ben de bilmiyordum. Hiçbirimiz mi boku kaldı. Meryem'den kovayla su getirdik, döktük falan Abdü'nün bokuna. Ondan sonra ben bir 5 gün falan Meryem'de duş almak durumunda kaldım. Meryem'de sıçıyor, Meryem'de duş alıyor. Sonra buna yazdım, dedim sen bunu kapattırdın mı? Evet dedi, ben şalter attı. Bayağı küfrettim. Orada aramız koptu tamamen. Bir yıl sonra falan barıştık. Buraya ilk taşındık, böyle manzara var muhabbetinden. Manzara beton manzarası anladım ama eski evden iyi yine. Birinci kattaydım, güneş hiçbir zaman girmiyordu. Dedim buraya taşınmışken balkon sefası yapalım. Bak ne güzel masa. Tabii bu şişti yağmurda falan. Kışın böyle kar yağarken keyif yapalım diye bak buradan soba yaptım. Bunu da açmadım bir yıldır. Ne olacak bilmiyorum. Patlamazsa iyi. Böyle bir de orada da var iki tane. Bunlardan büyük taktım. Ben bunu taktım. 10 gün sonra elektriğe o büyük zam vardı ya %200 civarı olan bir şey. Ben tabii çok bilincinde değilim olayın. Farkında değilim. Bunları böyle açıyoruz oturuyoruz burada. Çünkü önce de açıyoruz sıkıntı olmuyordu. Açtık oturduk falan bir geldi 900 lira elektrik faturası. Şu an normal geliyor olabilir size, o zaman değildi yani. 300 lira falan gelen şey 900 geldi. Ondan sonra ben bunun bir değerlerine baktım. Ne yapıyor ne ediyor. Bu ikisi saatte 10 lira yapıyormuş. Araba gibi amına koyayım bunu. Böyle bir şey olabilir mi lan? Şurada 2 dakika 2 çay içeceksin kahve içeceksin. 10 lira yakıyor saatte. Bir daha zam geldi. Şu an 15 yakıyordur bunlar. Ben bunu açayım bari sınalım 2 dakikaya. 10 lira ver ama. Çıkışta 10 lira ver. Elleme. Elleme onu. Her gördüğün şeyi elleme amına koyayım. 10 yıl sonunun planı olur. Plan da değil. 10 yıl sonunun hedefi. Mesela 10 yıl sonra benim Amerika'da yaşayasım var. İşte baktım Amerika'ya nasıl gidilir, nasıl yerleşilir. Mümkün değil. Şey yani yasal yolla gidip de harbiden orada bir şey başarmak mümkün değil. Sadece milyonlar olman lazım dolar olarak. İşte o olursa gideceğim. Özel ekstra bir gayretim yok mesela bu konuda. Uğraşasım yok hiç. O yüzden hani 10 yıl sonra Amerika'da olasım var da olmazsa da olur yani. Hani geleceğe dönük inanılmaz projeksiyonum, planım falan hiçbir zaman olmuyor benim. Sadece 10 yıl sonra aç kalmamak diyebilirim mesela. Ama ben ne bileyim ben anı yaşıyorum ya. Öyle çok uzağa falan yapmıyorum yani. Şunu yaparım, bunu yaparım. Şöyle başarılı olayım, videolarım izlenmesin amına koyayım. Ya da ne bileyim çok fazla ekstra bir şey kazanmayayım. Yani bir tık kazanayım ama çok fazla şey kazanmak zorunda değilim. Kamera arkasında ama kameraman veya kurgucu değil. Kamera arkasında hani onu nasıl yaptınız iyi güzel bunu yapın falan. Yani ben bunu bir şey diyeceğim alın bunu yapın diyeceğim. Sonra onları yaparlarken denetleyeceğim falan. Yapımcı değil mi bu? Aynen. Tam yapımcı olasım var benim. Gayet güzel. Sadece film dizi için değil yani YouTube'da da olabilir başka platformlarda da olabilir. Sadece yapımcı çünkü yoruldum kameranın önünden de yoruldum. Zaten hiç öğrenmedim prodüksiyon yapma kısmını. Kurguyu bilirim bir ışığın birazını ayarlamayı bilirim o kadar hayatımı kurtaracak kadar. Onun dışında... Yok be planım yok ya. Oğlum ya özellikle zaten bizim ülkede yaptığın hiçbir plan tutmuyor amına koyayım. Yaptığın bütün planlar ekstra katlanarak zorlaşıyor. Ben niye plan yapıp kendimi üzeyim ki? Al Ömer yaptı plan ne oldu? Çevremizde planı tutan bir tane arkadaşımız var ya. Bir tane. Bütün planları yerine gelen o da Orkun amına koyayım.
Benim yüzlerce arkadaşım var, bir tanesi başardı yani planlarını. O yüzden plan yapmak gerçekten bizim ülkede sıkıntı. Çizelge yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Bugün işte 7. ayımızda şunu başarırız, bunu yaparız. Ben amına koyayım tam kazancımı arttırıyorum. Aidata %50 zam geliyor. Aidata %50 zam geldikten sonra süt 36 lira mı şu an? Süt kaç para oldu? 28. 28 mi oldu? Mis süt mu? En ucuzu mu? Ekmeğe %30 mu %80 arası bir şeye zam gelecekmiş. Yani benim yaptığım planlar eriyor zaten. Ben bir adım attıkça bir adım geri yol uzuyor. O yüzden plan bile yapmıyorum ben. Yani böyle plan yapıyor musun gibisinden bir soru bu. Günümüz Türkiye'sinde doğru soru değil. Çok şey soru yani. Türkiye'de 20 bin kişiye hitap eden bir soru bu. 20 bin kişi vardır genç yapar plan. Babasının şeyi vardır, fabrikası vardır. Plan yapar o çocuk. Birmingham'da planını uygular sonra. Kolombiya Üniversitesi'ne gider yapar planını. Biz ne yapacağız amına koyayım? Kurtuluşta plan mı olur? Dericiler sokağa iniyorsun ya markete gitmek için. Böyle plan mı olur amına koyayım? Yokuş iniyorsun ya. Bir insan gün içinde yokuş çıkmışsa o insandan o gün verim alamazsın. Abi demin çıktığınız yokuşu hatırlayın. Abi bok gibi sorular soruyorsun o yokuştan sonra. Kafan kalmadı ki. O yokuşu çıktıktan sonra insanda verim... Bende kalmıyor abi. Kafa çalışmıyor yani. Çok kötü. Hayatımı bok ettiler. Sürekli bok. Hayır komik de değil. It's just in. Two young graduates are taking on the task by themselves. Tomorrow's the day we find out if their laser works. We did it. Oh. Thank you.